Şimdi Türk hakemi bunu yaptığında ben şüpheleniyorum. Beni kimse ikna edemez hocam. Bunu anlamıyorsun. Yabancı hakem hata yapacak. Ama ben onun dedesi, dayısı Galatasaraylı, Fener, Beşiktaşlı demeyeceğim. Demeyeceğim hocam. Benjamin, hakem Benjamin Brandt. Şimdi bunun yolu yok. Bu kadar basit ben diyorum hocam, ki bunun bence çözümü budur. Bence de. Ama biz kulüp olarak şu anda bu başkanımızın zaten bu konuya bakış açısı federasyonla ilgili, MHK ile ilgili beklere gör. Tabii. Şimdi bekliyoruz. Ne görüyoruz? Hata görüyoruz. Şimdi tekrar ne bekliyoruz? Bu hataların olmaması değil mi? Federasyon başkanımız ne diyor? Bana güvenin. Ben bu işi çözeceğim diyor. İnşallah. Biz ne yapıyoruz? Şu anda federasyon başkanına güveniyoruz. Taraftarlarımız da bir kez daha söylüyorum. Daha Eylül yeni bitti. Ekim başındayız. Biz bu işi çözeceksek bize ve federasyona da süre versinler. Yani baktığınız zaman dediğim gibi niye olduğunu bilmediğimiz, neden olduğunu bilmediğimiz saçma şeyler oluyor mu? Oluyor. Hemfikir miyiz hocam ikimiz de? %100. Çok saçma şeyler oluyor ama. Böyle acayip acayip saçma. Peki ben de diyorum ki gelin zaten arkadaki yapı kim? O bu şu değil. Mühim olan Türk futbolunun tekrar huzura kavuşması. Ha benim dediğim yoldan gidersek yarın huzur olur. Ne Galatasaraylısı? Ben Fenerbahçe'ye de diyorum ki biz kullanmayalım. Galatasaray mağdur olmasın. Tabii, tabii. Galatasaray'ın hakkı yensin demiyorum. Yani çözüm yabancı hakem de mi diyorsun Acun? Abi bazen bak aklım hayalim almıyor bazen. Şundan almıyor. Yok. Bazen bir durum vardır. O durum bir şeyi iki kere iki gibi gerektirir. Evet. Ben bir kez daha söylüyorum. Dünyanın hiçbir yerinde hiçbir hakem tuttuğu takımı yönetemez. İddiam da bu. Aynen. Hiçbir yerde olmaz bu bak abartısı söylüyorum. Ama o zaman Türkiye'de üst düzey hakemi 3'te 2'si Galatasaray ve Fenerbahçe maçları yönetemezler. Niye? Örnek. Cihan Aydın Galatasaraylıysa tamam. Bir. Galatasaray maçı yönetmeyecek. Ama Fener de yönetmeyecek. Çünkü bunlar rekabet tabii. Rakibin maçı. Türkiye'de hakemler umumiyetle 3 büyükten olduğuna aynen. Göre. Şimdi, Halil Umut Meler örnek. Fenerli diyelim. Fener yönetmeyecek. Anladım. Ama Galatasaray da yönetmeyecek çünkü onun rakibi. Hocam ben çıkacağız bu hocam, işin çıkacağız içinden. Yunanistan'da yabancı hakemler yönetiyor işte. Çok güzel bir örnek vermediniz mi? Sivas maçında biz şampiyonu kaybettik mi? Çıkıp ne yaptık? Hakemle ilgili negatif bir şey konuştuk mu? Söylemedik. Doğru. Ama onun sebebi vardı. Hacım, bir dakika. Onun sebebi vardı. Yabancı hakem Ali Koç istediği için. Al istediğin getirdik. Yabancı hakem için şampiyonluğunu çaldı. Tamam. Hocam araya. Hocam ama biz kasıt aramıyoruz. Bir dakika hocam araya niye şunu soktuk? Al istediğini getirdik falan değil. Biz al istediğini getirdik gibi bir durum olmadı. Biz yabancı hakem istedik. Yabancı var geldi. Yabancı var hata yaptı. Yaptı. Biz de dedik ki hata sorgulamadık. Yaptı. Bravo. Bu adam sordu. Talimat almıştır demedik. Bu adam takım şampiyon bilmem şu takım diye bir şeyle toplantıya girdi demedik. Dedik ki adamın basireti bağlanmış. Ha yanlış anlayın bu arada komik bir durum da var orada. Bunu da söyleyeyim mi? Ne var ne var söyle. VAR protokolüne göre orta hakem VAR'a uymak zorunda mı değil mi? Tabii ki değil. O zaman o karar veren kim? Orta hakem zaten hakem olsa burada saçma bir durum var değil mi? Zaten olabilir hakem evet. Basireti bağlamış. Tabii orada maalesef diyorsun. Üzülerek söylüyorum yine Türk hakemine düştüğümüz için. Hayır, hani Türk şey gibi böyle ambulans gelmiş. Ambulanstaki oksijen zaten bitmiş anladın mı? Hani bizi kurtarması gereken kim? Türk hakem orada değil mi? Biz de orada Türk hakemine kalmışız. Yabancı hakem demiş ki penaltı. Ona hiçbir şey yok zaten. O Türk hakemi ne yapmış? Çat diye penaltı verip devam etmiş. Ya orada da merak etme Türk'ün tadı var orada yani. Şurada işte şuna geliyorum. Bizim suçumuz değil bu. Ülke olarak çok güzel bir milletiz. Çok iyi insanlarız. Ama bu bela hani bu büyük takımların her yerde tutulma belası böyle bir şey olduğu için benim düşüncem bunun yarın öbür gün de görürsünüz etkilenecek. Bundan bir şekilde başımıza yine bir şeyler gelecek. Bir kez daha soruyorum. Beşiniz de buradasınız. Aynen. Yabancı hakem olduğunu düşünün. Her hakem yabancı bu sefer. Mükemmel. Başlarda yönetiliyor. Fenerbahçe neye itiraz edebilir? Ben söylüyorum biz neye itiraz edebiliriz? Hiçbir şey edemez. Ben konuşabilir miyim? Bu programa kaçamazdım zaten. Tabii aynen. Ben burada olmazdım zaten yabancı hakem olsa. Bir konuşurdu. Dakika Acun abi yabancı ben hakem, anladım. Yabancı hakem, yani yabancı hocam. Hakem hata da yapsa kabulüm. Aynen. Kabulüm abi. Tabii ki. Türk istemiyorum. Hocam bir şey söyleyeceğim. Hocam bir şey söyleyeceğim. Rasim bunu sadece Fenerbahçe için söylemiyorum. Acun abi yabancı hakem diyorsunuz ama burada araya girmek zorundayım kusura bakmayın. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Başakşehir. Yabancı hakemler yönetiyor Avrupa'daki maçlarımızı. Herkes yerlerde. Ne maç kazanabiliyoruz, ne Şampiyonlar Ligi'ne gidebiliyoruz. Bir saniye.